Süreç etnik DNA paketi sipariş verme ile başlıyor. Bu noktada internetten arayabilirsiniz. Yani etnik DNA testi diye aradığınızda birçok şirketle karşılaşacaksınız. Bu noktada seçiminizi tamamen fiyatına göre yapabilirsiniz. Çok farklı firmalar var. Çok farklı fiyatlar var. Fiyat aralığı çok değişiyor firmalara göre. Tamamen mesele siparişi vermekten başlıyor. Siparişi verdikten sonra bu DNA testinin akabinde yani bulunduğunuz DNA grubunun coğrafi bölgelerini görebiliyorsunuz. Yani hangi coğrafyanın insan olduğunuzu ya da atalarınızın hangi coğrafyadan geldiğini görebiliyorsunuz. Görmenize yardımcı oluyor. Çok sayıda bu işi yapan şirket var. Genelde bu işi yapan şirketler Batı şirketleri. Dolayısıyla süreç internetten olabilir. Ya da herhangi bir kliniğe gidip direkt klinikte de yapabilirsiniz. Fakat klinikte yaptığınız zaman fiyatlar değişik oluyor. Bu bakımdan internetten vererek yaptığınızda fiyatları neredeyse yarı yarıya daha indirebiliyorsunuz. Yani süreç DNA testinin siparişi verilmesiyle başlıyor. Online sipariş verdikten sonra herhangi bir DNA testini seçip bütçenize uygun ya da işte şirketlerin yapısını inceleyerek her şirketin sonuç sunumu da farklı. Onu da inceleyebilirsiniz sitelerinden. Onun haricinde siparişinizi vererek başlayabilirsiniz. İşte verdiğiniz siparişin sonucunda sizin hangi coğrafyadan geldiğiniz ortaya çıkıyor. Bu şekilde biz de sipariş vererek başlıyoruz. Şimdi DNA paketi siparişini verdim. DNA paketi postalandı diyor. Evet, DNA siparişiniz gönderildi. DNA paketi elinize geçince etkinleştirmeniz lazım. DNA paketi sürecini yine internetten takip edebiliyoruz. İşte adım adım görüyorsunuz. İşte oradan çıktıktan sonraki aşamalar, bütün postanın size ulaşma aşamaları. En son ulaştığında artık evet DNA paketiniz adresinize geldi diyor. Artık yapacağınız tek şey gidip posta kutunuzdan DNA paketinizi almak. Şirketin sitesinden bütün posta lojistik yolculuğunu, paketin lojistik yolculuğunda görebiliyorsunuz. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi paketimin ulaştığını görüyorum. Evet, şu anda posta kutumuza geldi. Bakıyorum. Evet, online gördüğünüz gibi posta kutusunun geldiğini görüyoruz. Sadece kutumuz gelmemiş, faturamız da gelmiş. Evet, şimdi artık beklediğimiz posta elimize geçti. Bundan sonra göreceğiz acaba neyle karşılaşacağız. Ben de bilmiyorum. Paket çok sağlam bir pakete benziyor. Açacağız. Göreceğiz. Açılmamış. Daha önce de belli açılmadı. Evet, şimdi DNA yolculuğunun başka bir adımına geçiyoruz. Evet, uzun zamandır beklediğim etnik DNA testlerime ulaştı. Açıkçası merak ediyorum. Yani insan aslında biliyorum. Kim olduğumu, nereden geldiğimi. İşte Ankara'nın Şerlikosluların köyündenim. Annem babama sorduğun zaman biz kimiz dediğimde Türk'üz diyorlar. Dolayısıyla Türk'üz zannediyorum. Türk olduğumu da düşünüyorum. Hani Türk, çünkü annem de Türkçe konuşuyor, babam da Türkçe konuşuyor. Ve dedelerimiz de Türkçe konuşuyordu. Yani bir milleti belirleyen unsurlardan bir tanesi dildir diye düşünüyorum. Yani eğer anneniz Ermenice konuşuyor da ve size Türk'üm diyorsa bir tuhaflık vardır diye düşünüyorum. Yani anneniz Türkçe konuşuyor ve Türk'üm diyorsa çok bir tuhaflık yok diye düşünüyorum. Yani annem de Türkçe konuşuyordu. Büyük annem de Türkçe konuşuyordu. Büyük annemin annesi de Türkçe konuşuyordu.
Yani baktığınız zaman Türk köyleri olarak biliniyordu bizim köylerimiz. Dolayısıyla Türk olduğumu düşünüyorum. Aslında Türk olduğu kanaatim var. Merak ta üniversite yıllarında başlamıştı aslında. Bu ilk DNA testleri çıkmıştı National Geographic'in. O zaman merak etmiştim. Acaba yaptırsak ne çıkacak? Yani nerelere varıyor bu soy ağacı diye bunu merak ediyordum. Dolayısıyla zaman geçti. O imkanı şu anda buldum. Ve sipariş elime ulaştı. Evet, sağlam bir paket yapmışlar. Şimdi paketi açacağım. Çıkacak su, yani neyle karşılaşacağım çok bilmiyorum tabii. Böyle bir paket çıkıyor. Açıyoruz. Evet, gayet şey gözüküyor. Yani bakalım. Yani zaten kitte pek bir şey yok. Bildiğim, önceden biliyorum. Yani kullanım kılavuzları var ve akreditasyon kağıdı var. Yani bu DNA kutusunun paketinin. Bu gönderilecek paketler, korumalı bir zarf var kurumun ve bu kadar. Yani işte DNA çubukları, bildiğimiz kulak çubuğu, yani tam olarak bununla avuç içinden alınan örnek bu paketlere konulup, küçük kapsüllere konulup postaya veriliyor. Yani şimdi deneyeceğim, inşallah bakacağım nasıl yapıldığını, kullanım şeyine ve bir sonraki, yani çok basit gördüğünüz gibi, yani çok böyle kapsamlı karışık bir şey gibi gözükmüyor. Şimdi birazdan ben de deneyeceğim. Evet, şimdi diğer en önemli basamak, kutuyu açtıktan sonra DNA paketinin çevrim içi etkinleştirmesini yapmamız gerekiyor. Burada kutunun üzerinde zaten yazılı olan bir kod var. Yapılması gereken sadece o kodun girilmesi, akabinde etkinleştirilmiş olacak paket. Şimdi kutunun üzerinde yazan kodu ben girdim. Devam diyorum. Etkinleştirmeye başladım. Şu anda başarıyla etkinleştirildi diyor. Bundan sonraki işlemler burada online. Neler yapılacak? İşlem sırası. İşte yanak içinden örnek alınması. Daha sonra da yanak içi çubuğunun kapsülün içine yerleştirilmesi ve kapsülün postaya verilmesi süreci. Artık bundan sonraki aşama bu basamakları tamamlayıp postaya verme aşaması tabii. Sonuçlar 4 ile 6 hafta arasında sürebiliyor. Evet, şimdi bu çubukla 30 saniye ya da 1 dakikaya kadar, en az 30 saniye 1 dakikaya kadar bu şekilde yapmamız lazım. Oradan DNA örnekleri alıyoruz. Evet, yaptıktan sonra şişeyi açıyoruz. Şişenin içine soktuk. Şişenin içerisinde evet bir solüsyon var, tükürük gibi. Kırdık. Tamam, tam bu çizgi var. Zaten o çizginin olduğu yerden kırılıyor. Bu arada şişenin içerisinde bir solüsyon var zaten, sıvı. Şimdi fark ettim. Yani onun içine koyup iyice kapattık. Evet. Yani şu an DNA örnekleri bu şişenin içerisinde. Sanırım o yerleştirdikleri kimyasal madde çözülümü belki şu anda başlatıyor orada. Evet, ilk birincisi bitti. Bunun bir de ikinci paket var. O da diğer yanağın iç tarafından, yüzeyinden alınacak. Bu ilkiydi. Şimdi diğerini deneyeceğim. Bu sefer yanağımızın bu tarafına. Yine aynı şekilde en az 1 dakika sürecek kadar. Örnek alıyoruz. 1 dakika oldu. İkinci paketi de yine solüsyonun içine sokuyorum burada.
kırdım ve sıkma işlemleri bitti. Elimizde iki tane örnek var. Bu iki örneği pakette gönderilen bu şekilde bir poşet var. Kilitli gibi gözüküyor. Ona koyuyoruz. Bu paketi yine gelen kit içerisindeki kurumun adresi yazılı zarfın içine yerleştiriyoruz. Zarf da havalı zarf. Tamam, yani örneği yerleştirdik. İşte bu şekilde. Bundan sonraki aşama ise sadece bu zarf içerisindeki örneği üzerinde zaten adres hazır basılı, yazılı. O adrese postaya vermek. Daha sonraki işlem ise bekliyoruz artık ve DNA sonuçlarının sistemde gözükmesini bekliyoruz. Online olarak gözükecek. Ya aslında benim zaten din inancım gereği herhangi bir milletin diğer millete üstünlüğü yok. Biz buna iman ettik. Yani bütün insanlar eşittir yani. Bir Afrikalı, bir Asyalı, bir Avrupalı, yani Kızılderili olmak, bunların hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Milletinde kendi karakteri var. Yani bir İsrailli, bir Yahudi dediğinizde aklınıza bir profil çıkıyor. Bir Ermeni dediğinizde aklınıza bir millet profili çıkıyor. Yani Orta Asya halklarına bile baktığınızda bir Azerbaycanlının, Azerbaycan coğrafyasındaki Türk'le, Türkmenistan coğrafyasındaki Türk'ün ya da Özbekistan coğrafyasındaki Türk'ün, Kırgızların, aslında etnik olarak hepsi Türk bunların. Fakat karakterleri değişiyor. Yani her milletin de kendine özgü bir karakteri var. Dolayısıyla şimdi ben çok rahatlıkla diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene. Yani kendimi Türk adettiğim için Türk kabul ediyorum. Çünkü ebeveynlerim benim Türk olduğumu söylediği için başka bir bilgim yok etnik olarak. Yani ben Ermeni de olabilirim. O zaman bundan sonrası için şu olacak. Yani bundan sonra mesela birçok yerde beni tanımlarken, özellikle yaşadığım Ukrayna coğrafyasında beni tanımlarken Türk gazeteci diye tanımlıyorlar. Ve ben o zaman Ermeni çıkarsam çok rahatlıkla diyebilirim ki ben Ermeni asıllı gazeteciyim yani. Ve bunu artık bu şekilde kabul edeceğim ve bu şekilde beyan edeceğim. Yani Rus çıkmam beni bir şey değiştirmeyecek. Ben artık şimdi ben Türk'üm diyorum. Fakat Orta Asya'da hiç akrabam yoksa artık Türk'üm demenin bir anlamı yok. Türk'üm deyip de bütün akrabalarım Arap Yarımadası'nda veya yoğunlaştığı yer İsrail ise artık hani Türk'üm demenin de pek bir anlamı yok. Yani çıkıp ben Yahudiyim demekte de bir mahsur kalmayacak. Ozon'da ve adam hiç o kabilesi dünyayla bağlantı kurmamış. Dünyayla herhangi bir, yani mesela Moğolistan'da doğmuş. Cengiz Han'dan beri dedelerinin olduğu o toprakta, yani göçmemiş, hareket etmemiş, başka kıtalarla, başka etnik gruplarla etkileşim içerisine girmemiş. Ve bu insan DNA testi yaptırdığı zaman, ki ben öyle insanların DNA testini de gördüm, arı duru bir DNA çıkıyor. Yani sadece nokta gözüküyor ve o noktada. Yani başka hiçbir, çünkü ırkla etkileşim içerisine girmemiş, kapalı yaşamış. Biz göçebe olduğumuz için, yani göçer bir millet olduğumuz için ve Anadolu coğrafyasına baktığımızda Afrikalılar de millet olarak kodlanmamış fakat rakamsal olarak kodlamışlar. Mesela demişler ki 365 Türk. Türk değil de 365 Moğolistan'da yaşayanlar olsun. Moğolistan'daki aldıkları DNA örneklerini 365 diye kodlamışlar. Eğer dünyanın herhangi bir yerindeki insanda 365 kodu çıktığı zaman diyor ki sen bu DNA grubuna aitsin. Peki o coğrafyada kimler yaşıyor? Moğollar yaşıyor. Yine aynı şekilde belli bir kod vermiş. Diyelim ki işte 95 kodu vermiş. Bu coğrafya neresi? Japonya. Japon'un yarımadasındaki DNA çözümlerinin genelde 95 çıkıyor. Diyor ki 95 Japonya, işte 365 Moğolistan. Bu şekilde kodlamışlar. Coğrafyayı kodlamışlar. O coğrafyada yaşayan insanların DNA'ları zaten yaklaşık çıkıyor birbirine. Akraba oldukları için birbirine yakın DNA'lar çıkıyor. O DNA'lardan coğrafyayı tespit ediyorlar. Dolayısıyla sizin soy ağacınızın geçmiş yaşadığı coğrafyaları görüyorsunuz. Şimdi bir etnik olarak çıkacağınız zaman, mesela dedim ya ben Türk'üm diyorsanız Orta Asya'da akrabanızın olması lazım. Ben Türk'üm diyebilmem için, fakat Türk'üm diyorum fakat bütün akrabalarım Arap Yarımadası'nda ya da Türk'üm diyorum ama bütün akrabalarım Avrupa'da. Yani o zaman ben artık nasıl Türk'üm diyebilirim? Zaten orada da size şu oranları veriyorlar. Sen %63 İtalyansın, %40 Fransızsın, %40
yüzde oranında veriyorlar. Yani tek bir milletten yüzde oranının çıkması çok düşük ihtimal. Yani en fazla oranı verecektir muhtemelen. Diyecek ki en fazla sen şu kadar oranla Türksün ya da Kafkas halklarındansın diyecek. Tabi bu sonucu gördükten sonra insan en azından mesela çok sık karşılaştığım bir soru var. WhatsApp'ta benim gazeteci olduğum için yazıyorlar bana. İşte Ukrayna'da bir haber sitesi var, ukraynahaber.com. Ben onun genel yayın yönetmeniyim. Muhatap olduğum kişiler Türkçe konuştuğum için, sırf Türkçe konuştuğum için Türk müsün diyor. Ben de Türk'üm diyorum. Belki Türk değilimdir yani. Bu DNA testinden sonra belki artık ben Rus'um diyeceğim ya da ne bileyim ben Tatar'ım diyeceğim. Ben de bilmiyorum. Yani açıkçası bilmiyorum. Sadece bildiğim şey geçmişimin, atalarımın Anadolu coğrafyasında yaşıyor olması. Fakat Anadolu coğrafyasındaki etnik yapıya baktığınız zaman bugün mesela 20 milyona yakın Türkiye'de Kürt yaşıyor yani. Ama onlar da ben Türk'üm diyor büyük çoğunluğu. Yine Türkiye'de baktığınız zaman birçok Ermeni var, Ermeni vatandaşı var. Yani benim Ermeni çıkma ihtimalim dahi var. Yani eğer ben Ermeniysem artık Ermeni gazeteciyim diyeceğim. Tabii bunu bilemiyorum yani. Ben de DNA sonuçlarını merak ediyorum, merakla bekliyorum. Zaten hepsi meraktan başladı. Ne kadar bunlar, yani 40 gün, 1 ay 40 gün postanın ulaşmasından itibaren DNA çözümleme başlıyor. Yani ben de merakla bekleyeceğim yani DNA sonuçlarımı. Acaba neyi gösterecek? Tabii teknik olarak ne kadar bunlar güvenilir, ne kadar doğru sonuçlar vereceğini bilmiyorum. Ama tek bildiğim şey hakikaten kendi DNA örneklerimi pakete koydum. Bunu biliyorum, bundan eminim. Yani oraya kadar da inşallah paket açılmaz, başka birinin DNA'sı ulaşmaz. Benim DNA'm gider. Yani testlerden sonra göreceğiz artık ne tür bir geçmişim nereye dayandığını. Bunu da sizinle paylaşacağım.